birlikte çözeceğiz. Çok iyi yatırımlar yapacağız. Ülkemiz çok büyük çağ atladı. Bunu burada anlatmaya gerek yok. İnşallah günümüze başlıyoruz. Tabii ulaştırma sektörü. Siz de toplu ulaşımın aktörlerinden birisiniz. Sabah insanlar büyük bir kısmı uykudayken insanları işine, hastaneye, okuluna götüren kişilersiniz, insanlarsınız. Dolayısıyla biz Büyükşehir Belediyesi'nde toplu ulaşım konusunda efektif çalışmaya baktığımızda minibüsçüler bizim başımızın tacı her zaman olacaktır. Ve bunu da özellikle her seferinde istişare ederek, konuşarak netice alma noktasında bakacağız. Tabii ki şehir içinde özellikle sizin güzergahınızda olan da var, olmayan da var. Ama bizim köprülü kavşaklarla, battı çıktılarla 16 tane İzmir'in genelinde köprülü kavşak ve battı çıktı hayata geçirmemiz gerekiyor. Yine İzmir trafiğini rahatlatmak için yeni çevre yolunu en kısa zamanda hayata geçirmemiz gerekiyor. Sayın Bakanımız sağ olsun geçen hafta geldiğinde de bu konuda bize desteklerini açık açık ortaya koydu. Bugün de bu desteklerini açık bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla biz şehir içi trafiği inşallah bu yapacaklarımızla rahatlatma noktasında olacağız. Siz de yaşıyorsunuz. Ben İzmir'in sokaklarında geldiğimde en çok aldığım iki eleştiri, aslında üç eleştiri vardı. Biri gerçekleşti. İki tane en çok eleştiri var. Bunlardan birisi ceyran parası önceden su parasından fazla gelirdi. Şimdi su parası ceyran parasından fazla geliyor vekilim lafları. Ve biz dedik ki 1 Nisan'dan itibaren su ücret tarifelerinde %50 indirime gideceğiz. Ve bizim dönemimiz boyunca yani 5 yıl boyunca Allah daha fazlası nasip ederse daha fazla dönem boyunca hiçbir zaman su parası elektrik parasından daha fazla İzmir'de olmayacak. Bunun sözünü herkese ver. Burada ben sordum kimler var, kimler olacak toplantıda. Şoförler Odası, Şoförler Kooperatifi İzmir'in, Kemalpaşa'nın, yine Armutlu'nun, Ölen'in, buradaki Bağyurdu'nun esnafı kardeşlerimiz var. Yine muhtarlarımız var beraber. Tabii biz esas hem size bir şeyler söyleyelim istedik ama esas sizi dinleyelim. Şöyle ben de kısaca size hitap edeyim. Sonra sizin bize ileteceklerinizvarsa bütün heyetimizle, bütün arkadaşlarımızla sizi dinleyeceğiz. Benim işim belli değerli kardeşlerim. Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım. Ulaşamadığınız zaman siz hastaneye de gitseniz ulaşmanız gerekir. İşe de gitseniz ulaşmanız gerekir. Ne bileyim evinize gitseniz de, tatile gitseniz de, ziyarete gitseniz de ulaşmanız gerekir. Yeter mi yetmez. Aynı zamanda haberleşmeniz de lazım. O da bizde. Yani karayoluyla bizde, demiryoluyla, havalimanıyla, biraz önce dediğim gibi haberleşmesiyle beraber. Şimdi İzmir'in ihtiyaçlarını genel anlamda biliyoruz değerli kardeşlerim. Yaptığımız işler var, yapmamız gereken işler var. Yaptığımız işler şöyle bir bakacak olursak, mesela hemen sizin yakınızda Torbalı'ya bir bölünmüş yol yaptık. Nasıl orayı kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Oranın sıcak asfaltını da yapacağız inşallah. İhalesini yaptık ama biraz bekleme modundayız. Ama yolda da bir sıkıntı yok biliyorum ben. Yine bakın taşıyıcı kardeşlerimiz mesela bir Sabuncubeli tünelini bitirdik açtık. Yine buradan İstanbul'a 3-3,5 saatte gittiğimiz bir otoyolu yaptık. Yani buradaki Ankara yolunu tamamen bölünmüş yol haline getirdik. Ve buradaki şehir içi trafiği rahatlatacak bazı imalatları da biz geçmişte yaptık. Ama ihtiyaçlar bir taraftan da gelişiyor, bir taraftan da değişiyor. Biz şimdi İzmir'i tercihlerinden dolayı asla farklılaştırmadık. Sizin tercihiniz neyse biz ona saygı duyduk. Ama sizin tercihinizden dolayı da hiçbir işimizi asla ötelemedik. Onu da yapmaya devam ettik. Ama değerli kardeşlerim, şunu beraberce kaçırmamamız lazım.
şöyle şunun altını ben çizmek istiyorum. Biz gerek ilçe belediyemiz, gerekse de büyükşehir belediyemizle beraber hareket edersek, ekip ruhuyla, takım ruhuyla beraber hareket edersek size daha iyi hizmet edebiliriz. Bizim amacımız bu. İyi bir takımımız var, iyi bir ekibimiz var. Ha birini olmadık şekilde eleştirerek değil, ötekileştirerek değil ama kesinlikle biz daha iyisini yapmaya talip olduğumuzu ben size söylemek istiyorum. Bilgisiyle, tecrübesiyle, Ankara'daki bağlantılarıyla beraber Hamza Dağ kardeşimiz layıkıyla bunu yapacaktır. İnşallah sizin desteğinizle beraber 1 Nisan'dan itibaren İzmir yeni bir geleceğe inşallah uyanacaktır. Öyle mi değerli kardeşlerim? İnşallah. Burada birinci derecede elbette kıymetli olan büyük şehirdir. Ama gerekli uyum için dediğim gibi bütün kamu kurumlarıyla olacağı gibi ilçe belediyeleriyle de uyum kıymetlidir. Biz burada Cumhur İttifakı olarak güzel bir yola girdik. Güzel bir farkındalık oluşturduk. Burada da Kemal Paşalı sizin evladınız Galip kardeşimizi de size emanet ediyoruz. Ona inşallah sahip çıkacağız. Güzel bir ekiple beraber Cumhur İttifakı Belediyeciliği, AK Parti Belediyeciliği ile inşallah Kemal Paşa'yı yeniden buluşturacağız. Ve büyük şehri de yani şunu esirgemeyelim arkadaşlar. Allah rızası için bir de bize şans verin. Şu büyük şehirde Allah rızası için neler yapacağımızı bir 5 yıllık sürede biliyoruz inşallah. Bakıyoruz. Ve şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım. Benim çok işim var. Ben yeni yük istemiyorum ya da yeni yüke talip değilim diyorum bazen. Ama İzmirli yüklesin ya. İzmirli bize biraz daha yük yüklesin. Doğrusu taşıyalım. Bakın burada Kemal Paşa'ya da hizmet edecek olan yeni çevre yolu projemizi bitirdim. Hamza Dağ kardeşimiz, vekilimiz, başkan adayımız ondan bahsediyor. Biz de onun arkasında duruyoruz. Allah'ın izniyle projesini bitirdik. ÇED ve imar planları vesaire süreci devam ediyor. Onu da inşallah hızlıca yatırım programına alıp ihalesini yapacağız. O Kemal Paşa'ya da ciddi bir şekilde hizmet edecektir. Değerli kardeşlerim, bugünkü davetimize icabet ettiniz. Biz de icabet etmiş olduk, öyle diyelim. Ben organizasyon için ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin icabeti için teşekkür ediyorum.